sabah 6'yı 25 geçiyor. Bu Koray beni sabahın köründe uyandırdı. Sabahın kör karanlığında trafik olmaz dedim. Vızır vızır. İstanbul'da her saat trafik var. Biz de trafiğin en yoğun olduğu yerlerden bir yerdeyiz. Yaşayan canım. Bir semtteyiz şu anda. İstanbul durmuyor ki zaten. İstanbul zaten öyle ama özellikle Bağdat Caddesi tarafı aşırı hareketli. Ve güneş doğmadan da çok daha hareketliymiş, onu fark ettik bir kere Peugeot daha. Peugeot 2008 ile birlikteyiz. Gördüğünüz gibi Bağdat Caddesi'ndeyiz. Bugünkü konseptimiz tasarım yönünden otomobilleri incelerken şehir kültürüne ne kadar uygun olduğunu da gösterelim dedik. Hatta belki tabire pek yakın değilsinizdir, mural. Ama şöyle düşünün, yani duvar sanatçısı diyelim. Duvar sanatçılarının yaptığı duvar resimleri. Yani mural şöyle bir şey aslında. Şimdi grafiti evet o da bir duvar sanatı. Ama grafiti biraz tırnak içinde gerilla şeklinde yapılıyor. Yani izin alarak yapılmıyor. Sanatçı istediği yere yapıyor. Muralda ise planlı sanat eserleri, duvarlara, işte binalara yapılan sanat eserleri ve bunlar da belediyelerin ya da özel şirketlerin bir ücret karşılığı yaptırdı. Yani karşılığı olan bir aslında sanat eseri. Bu çok güzel. Ve şu an evet oraya bir de pas attık şimdi. Çok arkamızda da şahane bir mural var. İstanbul'un dört tarafında mural olan nadir binalarından bir tek, tanesi. İlk binasıymış. İlk binası. Daha sonra yapılmadıysa hatta tek diyebiliyoruz biz. Escrane'le Max on Duty. Bunları güzel ezberledim. Evet evet. Yani o mural sanatçısı denildiğinde aslında bunu takip eden sanatçılar biliyor. Aynen, çok ünlü aynen. Çok, iki isim. Çok kıymetli iki ismin yaptığı eserin önünden programa başlıyoruz. İstanbul'da küçük bir duvar sanatı, tasarım ve mural haritasını... Bir harita çizeceğiz değil mi kendimizce? Çizeceğiz bakalım ama, bu trafik bize ne kadar misal onu diyeceğim edecek. Ama niçin 2008'i seçtik? Acayip dar yerlere, dar sokaklara gireceğiz. Bak buraya bile hemen tık 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 yerleştik hızlı bir şekilde. Otomobilin şehre uygunluğunu, pratikliğini keşfedeceğiz. Şehir otomobili. Şehir SUV'si güzel bir otomobil. Şehir SUV'si artık hayatımıza çok giren otomobillerden bir tanesi. Hem boyutları güzel hem de şehir içerisinde pratik. Bakalım. Şimdi artık ikinci nesil makyaj yandı, çok detaylar var. Oldu. Baksana, şimdi, bunu bir daha göremezsin bu saatten sonra. Gündüz onu diyeceğim, evet, madem öyle ben başka bir muralın önünde anlatırız diyordum ama burada da stopları söyleyelim mi hemen? Şimdi baksana. Söyle, gündüz gözüyle bir gündüz daha bakıyorum. Gündüz gözüyle göremeyebiliriz. 3 boyutlu şahane bir stop tasarımı oldu makyaj sonrasında. Burada Peugeot yazısı geldi. Arabalar geliyor caddede. Ölmeden bu açılışı kapatalım. Biz daha sakin. Şehir haritasına geçelim. Daha sokaklara gidelim. Benim hayatımın önemli bir kısmı Kadıköy'de geçti Koray. Yani benim de ya, dershanem falan dershane, buradaydı benim. Dershane, lise, o zamanlarda böyle hep böyle işte trenlerin arkasında grafitiler falan, sokaktaki grafitleri görünce gördüm. Bak burada da grafiti var arkada bir tane aslında değil mi? Aslında güzel bir örnek burası. Grafiti ile mural sanatının farkını görmek açısından. Evet. Grafitte daha çok böyle rakamlar, yazılar, diğer tarafta böyle resimler. Yani ikisi de sanat, var. Sokak sanatı ama burada da çok ünlü bir sanatçı var. Kopya bak çekmek kolay orada. Palingraf. Özel değil mi? Ya aynen baktım, Brezilyalı bir sanatçıymış. Brezilya. Ve ben eserlerine falan da baktık ya beraber. Yani böyle neon renkler, işte hayvan desenleri ama özellikle bu canlıyı seçmemizin sebebi Peugeot'ydu. Peugeot değil mi? Yani Peugeot'un aslanı, Palingraf'ın kaplanı. Bu sonu Galatasaray'a ve Icardi'ye bağlanabilir. Şaka bir yana. Kadıköy hakikaten bu açıdan çok zengin. Yani sokak sanatçılarına verilen izinler benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü evet, canlandırıyor. Şu, bu arada biz burada dururken arkamızdan da tramvay geçiyor. Tramvayın üzerinde de grafitiler dolu. Yani evet. Çünkü duyun mu sesini? Gördüğünüz gibi tren, şehir, sakin bir... Bak bir grafiti de nerede var biliyor musun? Birleştirdik. Ne var? Plaka'da GT... Senin otomobilin donanımı da GT. Orada da bir oyun var. Bu arada hakikaten bu panjur tasarımı çok güzel. Ya bak şu mat gövde rengi 2008. Şimdi makyaj 2008 ne oldu abi? İkinci nesli zaten vardı. Makyaj yandı. Artık çok daha güçlü ve modern bir SUV haline geldi. Yani ön panjur bak farlara doğru yedirilen bir tasarıma büründü. LED gündüz farlarını hava karanlıkken özellikle buluşmanın onu sebebi onu göstermek içindi. Buraya geldi ve kocaman bir ünite var burada. Yani tasarımın içerisine yedirildi. Aynı grafiti olduğu gibi bir pençe dozu burada iyice arttırıldı. İnsanlar artık zaten farkında sana şey soruyor böyle. Tasarım detayları ne? Evet. Görsellik ne? Bir otomobil eski sattıran şey... Motor özellik var yoksa bu otomobil Engine of the Year ödüllü 1.2. Sen de o jüri üyesisin orada. Hakikaten insanlar farklı şey. Yani çekici olacak, güzel olacak. Evet. Şehre uyumlu olacak. Bu arada Peugeot'un artık bu
logo tasarımının bütün otomobillerinde olduğunu bir kere değişti, hatırlatalım. Evet, 2008'in artık yenisine de geçen burada da iki boyutlu çok güzel bir logosu var. Motor demişken oraya hemen parantez açıp bunun 3 farklı motoru sunabilen bir SUV olduğunu da söyleyelim. Bu çok önemli bir şey. Aynen. Çünkü artık elektriklenme tamam arttı hayatımızda. Elektrikli otomobiller var. 2008'in de elektrikli otomobiller artık daha uzun menzil sunan, daha güçlü bir motor olan bir elektriklisi var. Ama turbo benzinli ve turbo dizel motorları da hala sunabiliyor. Yani bir karoserde 3 farklı alternatif var. Müthiş. Sıradaki, şimdi bir sonraki esere. Sıradaki yere gidelim. Kadıköy turumuza devam edelim. Bu arada hakikaten İstanbul bu açıdan çok zengin. Biz şu anda sadece Anadolu yakasını geziyoruz ama Avrupa yakasında bir başka bakarsınız bölümde. Evet, oradayız. Oraya da başka bir. Ama gene böyle bir şehir otomobiline ihtiyacımız var. Bak bu kadar dar yerlere, aralara falan. İnanılmaz bir yere. Bakın girdiğim yere bakın. Tam bir şehir SUV'si. Hadi sıradaki sanatımıza, sıradaki eserimize gidelim. Evet, Koray'la Kadıköy turumuza devam ediyoruz. Yeni bir eserin önündeyiz. Çok fazla... Hayırdır ne giriyorsun? Çok yakına geldik diye. Şimdi Koray dedi ki yeni eserin yeri nerede buluruz? Bir tur attık bulduk. Çok fazla değil. Hemen yan duvara yapmışlar. Şansımıza iyi Kaptan oldu. Kaptan Border'la. Kadıköy'ün bu Yeldere'mindeyiz şu anda. Sokak sokak her yerinde bir eser var. Grafitiler ayrı her bir köşede. Murallar da ayrı. Hatta Kadıköy'de bu Mural Festivali de yapılmıştı. Evet. Şimdi son birkaç yıldır yok ama keşke yapılsa. Bu da Kadıköy'ün Sufi totemiymiş. Aa. Vallahi Alman sanatçı. Şey bir ekip mi bu, tek bir insan mı? Alman bir ekip diyor. Ekip gördüm. Değil mi? Evet. Biz de öğreniyoruz. Sanatı öğreniyoruz. Her hafta mural bakmıyoruz biz işte. Sayenizde hem öğreniyoruz hem öğretmeye çalışıyoruz. Bir yandan da kopya çekiyorum burada. Bayağı bildiğim bir crew. Ekip. Ekipçe geliyorlar. Dünyanın baktım Almanya'da, İsrail'de falan çok güzel eserleri var. Yapsınlar. Birkaç gün yapsınlar, devam etsinler. Bakalım. Birkaç gün sürüyor o eserler. Otomobilimizle de ilgili hemen burada. Ben oradayım ya. Hemen sürekli oraya. Sen hiçbir TV spikerinin poposunu dönüp şey anlattın. Popom dönmüyor, kafamı döndürüyor. Çok dönüyor ama kafan senin. Bu klamon gibi dönüyorsun. Şimdi otomobilimizde burada da avantajlarını tekrar görüyoruz. Tren istasyonu içerisinde böyle müthiş bir gürültü var ama akustik ön cam sayesinde bunları az alıyoruz. Ben bu otomobili 3 gündür kullanıyorum. Bayağı iç mekan çok sessiz, güzel, keyifli. Ya süspansiyon konforunu da ben beğeniyorum. Yani sürüş sırasında da birazcık bunlardan tabii bahsederiz ama gürültülü bir ortamdayız diye ses konusu aklımıza geldi. İzolasyon ha. Şimdi bak geliyor. Koraycığım haritada bir sonraki güzel bir Mural'da var. Gideceğiz. Gene Yeldeğirmeni'nde. Zaten sokak sokak oralarda her şey bir var. Bir tane sabah alır kahve alır. Mural gezerken biraz sanat sohbeti de yapardık. Ama hava karanlıkken bir kahvecinin önündeydik. Abi her vardı yani. Çalışıyor, hazırlık yapıyordum. Maalesef. O kadar erken kalktık kahveci bile kapalı. Kahveci de kapalıydı. Hadi yürü gidelim. Bir sonraki Mural'ı keşfetmeye dar sokaklarda. Park sensörlerimizi, kameralarımızı kullanarak. Bu arada gerçekten o kadar çok kullandık ki kameraları. Dört tarafta 360 derece kamera var hem önü hem arkada. Olabilecek tüm zaten engelleri. Zaten bunun bir öncesi girdiğin yere biz seni hayretle izledik yani buraya nasıl girecek diye. Meğerse orada bir oyunaklık yapıyormuş, kameralara bakıyormuş. Tamam. Biz de gel yapıyoruz. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Peugeot 2008 ile dar yel değirmenli sokaklarında gezmeye devam ediyoruz. Arkamızda Endonezyalı ve Balili bir sanatçı olan Wild Jones. Bakmadan söyledin. Acaba ne koklayan kız? Onu hatırlayacak mısın? Bakmadan söyledim. Bir çiçek. Ayçiçeği. Ayçiçeği, bravo. Semizotu diyecektim açıkçası. Semizotu salatası güzel olurdu. Sen şimdi GT donanımlı bir otomobille geldin. Açayım bagajı. Açmadan önce bir şey söyleyeceğim. Söyle. Gerçek egzoz çıkışı görmeye hasret kaldık ve bunda değildir. Değil, eğilsene bir. Baksana. Burada da gerçek var. Çok eğildin. Hiç gerek yok. Şuradan bak. Egzoz. Çift egzoz çıkışı var. Yani artık hep böyle bir tasarımsal detay oluyor ya. Güzel benim gözüküyor. Çok hoşuma gitti. Arkadan baktığın zaman şık gözüküyor. Bayağı yakışıklı gözüküyor. Hoş geldin. Merhabalar. Yine bir iki tasarımımızı söyledik. 1.2 turbo benzinli. Engine of the Year ödüllü olan motor. O yüzden downsize hacimli, güzel, sportifliği vurgulamışlar. Çok da güzel bir sesi var. İksilindirli ya. Evet. Tatlı. Bagajı açabiliriz o zaman. Açmıyoruz. Keşke bu eserleri bu bagaja doldurabilsek. İçine klaptaman da çıktı. 4.33 litre. 4.34 litre. 34, 1 litre benden. 1 litre buradan oraya da 1 litrelik burası, burası gerçekten çok fonksiyonel. Bayağı bir eşya alabilecek. Bak bunun güzelliği ne biliyor musun? Şunu şuraya kilitleyebiliyorsun. Şöyle birazcık sert oluyorsun. Buraya
o eserleri, tabloların hepsini buraya sığdırıyor. Aslında bu sınıftaki bu otomobil için oldukça detay güzel. Yeterli, güzel. Bir de mesela şu panzerotu ince yapıyorlar. Burada bayağı kalın, güzel bir panzerotu var. Kullanımı da kolay. Koltuk sıktıkları yatırıp da bagaj hacmi arttırılabiliyor. Şurada da tutamaklarla hop çekenini kapatıyoruz. Ve standart olarak gelen 3 boyutlu LED stopları görüyoruz. Şık. Yani o sanata, bu da sanat. Sanat be. Bu da mekanik sanat. Güzel detaylar. Yapıyorsun bir sanat. Yapıyoruz. Hadi. Şimdi bir sonraki eseri bulacağız bakalım. Navigasyonu açacaksın, kameralarını açacaksın, park sensörünü kullanacaksın ve gideceğiz. Ha, bu arada aramız Apple CarPlay olduğu için kablosuz. Google Maps'ten pıtır pıtır bütün yolları buluyorum. Hadi tren geliyor. Geldi. Hadi geldi. Kadıköy'de köpekler kediler bile uyanmamış bir sabahtan beri çekim yapıyoruz. Önce böyle bir tane kedinin birisinin kafasını atladığına şahit oldum. Ya, görüntülerde var mı bilmiyorum da çok biz komik. Biz arabayla böyle manevra yaparken de bir yere park ettik bunu. Hemen üzerine kediler geldi. Sıcacık mis gibi baksana. Kadıköy'ü seviyorum hayvan sevdikleri için, hayvan besledikleri için. Teşekkür ediyorum. Arkamızdaki sanatçı Marius Vares. Varas. Varas. Ne diyorsan sen o. Ama... Şimdi bu Polonya'daymış. Evet, 2014'te yapıldı. Bir yerde yazıyor mu 2014 diye? Yazmıyor. 2014 yılında yapıldı ve dünyanın en iyi 20 muralından biri olarak gösterildi. Yani bizim için de çok önemli bir durum bu. Türkiye'de böyle bir eserin olması ve hala duvarda duruyor olması. Ne geldi aklıma? Kaçırıldım uzaylılar tarafından. Ya şey güzel değil mi? Bak eski kötü arabaları alıyor uzaylılar, kaçırıyor. Yerine yeni güzel arabalar geliyor. Tam o. Bir sonraki murala geçelim mi? Sahne gibi. Bakalım bir sonraki sanatçımız neler yapmış. Buraları gezin hep. Yani tek vallahi tek gezin. Valla çok güzel. Kadıköy çok güzel. Bunları dokunabiliyor olmak, görebiliyor olmak çok büyük bir vallahi fırsat. Vallahi bu arada yani tek seferde hepsini görebileceğiniz kadar yakın. Yürüyerek de yapabilirsiniz yürüyerek... ama böyle küçük kompakt bir crossover'ın SUV'unuz varsa her yere park edebilirsiniz. Otopark da var. Park edin. Park edin. Hadi bir sonraki hadi görüşürüz. Evet şimdi kendimizi de çok fazla yormadan otomobilin de kıvraklığını kullanarak hemen bir yan duvara döndük. Orada da İstanbul'u anlatan bir eserin karşısındayız. Sanatçılarımızın adı Sepe Çözme. Evet, Volkan'a bırakıyoruz şey o telaffuz kısımlarını. Çikolata renkli şarkıcı gibi söyledim. Yani burada gördüğün gibi İstanbul'un ne kadar herkesi kucaklayan bir şehir olduğunu. Valla ne hoşuma gitti biliyor musun? Böyle eski Osmanlı döneminde Fatih getirmiş Bellini'yi falan, sanat eserleri çizilmiş evet, falan evet. Filan ya. Böyle yeni yabancı sanatçıların İstanbul'un sokaklarını gezerken ya da işte diplomatik ilişkilerle buraya girip bu eserleri de buraya bırakması hakikaten şehrin tarihi açısından çok iyi. Ya, yaşayan sanat ya bunlar. Evet ve hala duruyor olması güzel. Korunuyor gibi sanki yani akmamış çünkü yok, hiçbir şey. Korunduğu çok belli. Gördüğüm kadarıyla daha çok da mural Türkiye'ye İstanbul'a gelecekmiş. Keşke evet. Diğer şehirlere de yayılsa. Evet. İzmir'de falan benzerlerini gördüm ama. Çok güzel iş. Otomobilimizle ilgili de burada sırası gelmişken böyle parça parça anlatıyoruz. Boyutlarından bir bahsedelim. Makyaj sonrasında tabii ki boyutlar değişmedi. Tamponlarda tasarımsal değişiklikler var. Panjurda, stopta, farlarda var ama otomobilimizin toplam uzunluğu hala 4300 mm. Dingil mesafesi de 2605 mm. Ki bu sayede içerisine 4 uzun boylu yetişkin rahat sığabiliyor. Ama 5 kişilik de oturma alanını kullanabiliyorsunuz bu dingil mesafesi sayesinde. Ben deminden beri buraya tutunuyorum. Ray görüntüsünde. Ve yani parlak siyah olması gene üst donanımla gelen bir şey bu. Çift renkli gövdeyi böyle sağlamışlar. Bu arada otomobilin rengini çok beğendim. Üzerine elmas kesim diye adlandırılan artık hepsinde. Bu da lansman renklerinden. Janta çok güzel. 18 inçlik çok yakışıklı bir yani, janta var. Geniş tekerlek yuvalarını çok iyi doldurmuş. Şimdi bu 18 olduğu zaman yanaklarda biraz inceliyor ya. Konfordan ödün verme ihtimali doğuyor. Ama biz burada bayağı bak bütün her yer parke taşlı evet. Yollar. Kadıköy yani, açısından evet. Rahatsız etmiyor. Bak mesela enteresan bir şey var. Otomobil böyle kupe formunda bütün otomobiller böyle arkaya doğru daralır gidiyor ama evet. Buraya baktığın zaman yani içeride ben bu böyle bir klostrofik bir hava hiç yok. Evet. Baş mesafesi falan da çok iyi hatta içeride bir de cam tavan var. Bayağı da bir daha açılır. Aydınlık kabin sağlıyor. Hani ferah güzel. Evet. Hani böyle ne için güzel biliyor musun? Bir aileniz var. Yeni gelişen bir aile. Bir evet. Tane çocuğunuz var falan. Arkada çok rahat. Keyifli keyifli bir seyahat yapabilirsiniz. Hatta iki çocuğunuz varsa da hiçbir sıkıntı yaşamadan. Yaşamazsınız. Zaten bagajdan da az önce bahsetmiştik ya. Yani o bagaj tatiller için valizlere de yer sağlıyor.
Ama günlük zaten yaptığınız tüm alışverişi rahat rahat sığdırabiliyorsunuz. Şimdi nereye? Bir kahve ısmarla yeter artık. Sabahtan beri bana bütün sanatçıların ismini sordun. Ya şimdi yok mu? Bir tane çok önemli bir eser var. O da Türkiye'deki en uzun mural. Onun önünde duramayacağız çünkü bir yolun kenarında. O sayede de arabanın içerisindeki değişiklikleri anlatalım. Bu üç boyutlu göstergeler falan. Oraya bir geçelim, dolaşalım istiyorum. Hadi bakalım oraya gidelim. Sonra kahve. Anlaştık. Evet, Koray cep telefonunu da almış bize mural araştırırken. Araştırmana bile gerek yok. Bak kafanı çevirir sana bak. Her yer mural da. Mesela bu sanatçıyı ben çok beğeniyorum, şu panda eserlerini. İsmini yanlış telaffuz etmeyeyim diye imzası var orada, ona bakıyordum. Leo Lunatlit. Çok güzel. İnşallah. Yanlış tere baktım, bir de daha da yanlış ettim. Heyecanlar ha. Evet, sanatçıyı görünce bu arada bir tane de bak yanında var. Her yer ya. Bir şey diyeceğim. Arabamızın kamerasıyla daha rahat görür müyüz bunu? Arabamızın kamerasıyla şöyle göremeyiz çünkü... Yani demin kadar... görüyorduk. Yani otopark olduğu için zor görmemiz zor. Zor gördük ama... Ama bakın. Görüyorsunuz bak, solumuzda... Kamerada grafitiler var. Hah, lunatic. Bak yazmış adam işte. Abi, ben doğru söylemişim. İstanbul Trip Lunatic illegal yazmış ama onlar... Ona herhalde şey yapmışlar, dis atmışlar. Vay be. Çok güzel. Çok güzel. Şey. Bak ben buradan izleyeceğim muralları. Şurada Alex Maksimov galiba, bir tane Rus. Bir mural haritasıyla ilerliyoruz değil mi şu anda? Bu sokakta gerçekten. Bak her yer grafiti. Harika ya. Ben kameradan izleyeceğim. Sende adam var bak. Ben falan. De kameradan mı izleyeyim? Evet abi, kameradan ne güzel bakıyoruz. Bakın. Kaçırdıklarına da bak. Geri dön. Güney yönünde de ilerleyin. Güney yönünde ilerleyin. Evet. Ay bu arada çok enteresan. Artık dükkanlar da bu moda uyup hepsinin bir grafiti yapılmasına Kepenk. Müsaade etmişler ya da artık kabullenmişler. Kabullenmişler, bir daha boyamamışlar. Bak, şimdi Alex Maksimov. Evet, bu da çok güzel. Burada bir martı ve simit, tabii ki İstanbul temsil eden bir eser var. Navigasyonumuzda sağa dönmemizi ısrarla istiyor. Vay be. Arkayı görüyorsun. Sanat deyince de sen oraya. Sanat bizim işimiz, sanatı seviyoruz. Zaten şimdi arabamızın Apple CarPlay'ine basıyoruz. Gel bakalım. Bu arada hemen tık tık kablosuz. Bu arada kablosuz telefon şarjı da var. En sevdiğim benim gibi telefon özürlüler için. Ben şeyi de seviyorum. Bak bu 2008'i ilk gördüğümüzde şurasını ben kalem gözü zannetmiştim. Sonra dedim ki niçin bir kalem için buraya göz yapılsın? Meğerse telefon şeyi. Şuraya keşke yanaşsaymışsın. Neyse, peki sen bilirsin. O zaman biz şimdi yavaş yavaş rotamıza doğru gidelim. Ondan sonra en uzun en büyük muralı da görüp kahvemizi içelim. Evet, onu hak ettik bu, artık. Çünkü ya sen sanat konuşmak istiyorum. Ya bir şey diyeceğim ama şimdi bu otomobil başından beri hep tasarımın öne çıkan bir otomobil, tasarımın iddialı bir otomobil. E biz de ne yaptık abi? Tasarımcılarla, ressamlarla bir şey yaptık. Bir hikaye. Harita yaptık. Hikaye yani yaptık. Aslında şöyle, şehrin içerisinde bazen yaşarsın ama bilmezsin ya, biz de onu anlatmaya çalıştık. Yani buradan binlerce insan geçiyor, kafasını kaldırıp belki şöyle de buraya düşün, bakmıyor. Burası hepsi çoğu otopark. Evet. Ya biz sabah 6'da başladık buna, anca görüyoruz. Belki sabah akşam... Gelsen o göremezsin. 9'da 10'da gelsen göremezsin. Duramaz. O zaman gidiyoruz. Hadi gidelim şimdi. Hadi. En uzun murala. Hadi gidelim. Murala doğru. Evet, az önce bahsettiğimiz süspansiyon detayı. Şimdi ben buraya normal farklı otomobillerle de geldim. Aşırı bir vücudunda hissettiğin darbe oluyor. Çünkü parke taş, çökmüş yerler vesaireler. Burada 18 inç değil mi canlarımız? 18. Ona rağmen gayet iyi. Gayet iyi. Şimdi... Dar sokakları geçtik. Kamerayı gösterdik. Apple CarPlay'ı gösterdik. Yani teknoloji yönünden de gelişmiş. Sürüş dinamikleri yönünden de gelişmiş bir otomobil. iCockpit'i zaten artık bilenler biliyor. Ama artık ne oldu biliyor musun? Bak burada 10 inçlik multimedya ekranı standart olarak bütün donanımlarda geliyor. Ve sana dönük olması. Ya bak hafiften böyle sana sürücüye doğru bir kavisi var, farkında mısın? Yani sürücü odaklı bir kokpit zaten. Evet. Baksana yani senin önünde bir 3 boyutlu dijital gösterge grubu var. Yanları da açık. Ben buradan yandan da birkaç bilgi görebiliyorum. Burada evet, çok güzel bir bilgilendirme ekranı var. Net gözükür. Çok keyifli. Şimdi kolay kumanda edilebilir. 3 boyutlu falan olması, işte bu ekranın büyümesi. Bunu hayalet ekran diyorlar ya, bayılıyorum. Evet, yani yenilikçi insanlar için, yeni bir şeyler isteyenler için şahane bir çözüm sunuyor. Tartışmasız bu iCockpit'e de alıştığımızı söyleyeyim. Bu da sürekli yenileniyor. Farkındaysan evet. Sürekli marka kendini revize ediyor ve daha okunabilir, daha iyi bir ekrana doğru ilerliyor. Hı-hı. Enteresan güzel noktalardan bir tanesi GT donanımda, hem burada GT yazısı var. Yeşil çok güzel böyle bir dikiş var. Dikişin Hı-hı. etrafında bakıyorsun. Ben kapı içlerinin böyle içeri doğru oyulmuş olmasını beğeniyorum. Evet. Bayağı alan kazandırıyor. Ya bir küçük uzay gemisi havası. Değil mi? Değil mi? Saran bir
O filmlerdeki kokteyl karbon gibi. Karbon desen var. Değil mi? Desen güzel gözüküyor. İnsanı böyle... Şey, yani yumuşak malzeme her yerde. Şurada da bak ambiyans ayartmasını görüyor musun? Gündüz bile gözüküyor. Yeşil bir çizgi var. Yeşil çizgi var. Şeye de uyumlu. Dikişlere de uyumlu. Dediğim gibi cam tavan var. Bakın buradan perdesi olduğu gibi devasa bir şekilde açılabiliyor. Özellikle böyle hani ailelerde çocuklar böyle bir cam tavan olsun da keyifli olsun diye severler. Bu da güzel noktalardan bir tanesi. Ne şey, yani cam tavana rağmen uzun boyluyuz. Baş sorunumuz yok. Aa Koray, bunu kayda alacağım. Uzun boylu izledin ya. Biz dedim ha? Yani bir anda. Bir dakika ya, bu kayıtlara geçsin. Bir anda yanlış söyledim ama olsun. Sen biraz kalın tabanlı ayakkabı giyince yetişiyorsun. Şey, arka koltuklarda oturdum. Arka koltuklarda bayağı konforlu, güzel. Yani öyle... Ama önlerin şeyi tadı bir farklı, baksan yanları sarması falan çok iyi. Koltukların ben böyle yanal desteklerini de beğendim. Güzel, seni sarıyor, mutlu ediyor. Böyle yani özellikle hani otomobile ne kadar çok sert viraja girersin ona emin değilim ama eğer sportif ama bir canım, sportif kullanım. Ya tamam ama yani hayalde çok kurmayalım. Sportif bir kullanım isterseniz sizi çok güzel sarmalayan sarıyor, koltuklarınız var. Yani normal giderken de dinamik hissettiren bir otomobil içerisinde. Direksiyonun arkasındaki kulakçıklar gerçekten iş yapıyor. Hem çok şık hem de sizin manuel bir şekilde otomobili kullanabilmenize fayda sağlıyor. Bak gözümde o kadar çok grafiti hissi oldu ki. Şu anda onları seçiyorsun. Her yerde grafiti var ya. Grafitileri, muralları ayıklıyorsun. Valla Kadıköy Belediyesi'ne de helal olsun ya. Bunlara izin vermiş olması, hala koruyor olması. E tabi karşıda da var. Avrupa yakasında da var. Bunun Avrupa yakası rotasını ayrıca yapmak lazım. Evet, eğer bu videoyu çok beğenir, bize tüm muralları anlatın derseniz biz size tüm... Biz size anlatırız ya buradan. Kars'a kadar tüm... Kars'a kadar tüm muralları buluruz, keşfederiz. Biz o zaman şimdi programı yavaş yavaş İstanbul'un en uzun muralına doğru... Tüm Türkiye'nin. Evet. Yani hatta Avrupa'da da sayılı bir eser bu. Önemli bir eser gene. Hayır, onun hep önünden geçiyordum. Evet. Ama onun böyle bir şey olduğunu bilmiyor olmak da değişmiş oldu. Bu programa da ne diyelim sana, nasip oldu diyelim. Dolayısıyla şimdi biz programımızı noktalamak için hedef noktamıza doğru ilerliyoruz. Gidelim, Koray'la sabahın erken saatlerinden birlikte. Karanlıkta başladık. Aydınlığa geldik. Hala açız, hala yemek yemedik ama sanata doyduk. Başladığımız yere geri dönelim. Orada bir kafe vardı. Bir kahvemizi içelim orada. Yoksa bu iş sana patlayacak Koray. Evet. O zaman biz size buradan veda ediyoruz. Evet, keyifli bir otomobille keyifli bir rota yaptık. Otomobilin bu şehre uygun özelliklerini, bir şehir SUV'si olduğunu keşfettik birlikte. Ve bunun da zaten tasarım odaklı bir otomobil olduğu için biz de size duvar sanatıyla birleştirdik. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Takipte kalın. Yorumlarınızı, aboneliklerinizi ve tüm eleştirilerinizi bekliyoruz. Evet, yorumlar önemli. İstiyoruz. Hadi bakalım. Hoşça kalın.